Merhaba arkadaşlar. Şu anki ürünüm ise Zoraki 914. Eski modeldir bu. Şu anda yenileri Zoraki 2914 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Onlar daha farklı. Ancak bu serileri daha güzel. Silahın orijinal şarjörü 14'lü. Ancak bunlarda yedek şarjör olarak uzatılmış 25'lik şarjör var. 25'lik şarjöre sıkıştırdığınız zaman 27 tane alıyor. Şu an bunun içinde 27 tane mermi var. Gayet sıkışık. Ancak atmada falan hiçbir sıkıntı olmuyor. Az sonra atış videolarında göreceksiniz. Bu ürün ben aldığımda her showroom'da yoktu. Bunu da özellikle parlak krom gravürlü ahşap kabze istettim. Normalde bunların full otomatikleri de oluyor. Mesela şöyle atış modunda, şu boş emniyet modunda, şurada bir tane daha çizgi var. Yakından görürsünüz. Bu da full otomatik çizgisi. Yalnız Türkiye'de satışı yasak. Sonradan çevrilenler var. Bu üçüncü moda getirdiğim zaman bir basışımda bütün şarjörü tek seferde bitiriyor. Dediğim gibi Türkiye'de yok. Satışı yasak. Yurt dışında var. Çevirenler var. Gayet güzel bir silah. Küçük ama bunu yaklaşık ben 6 yıldan beri kullanıyorum. Bir dünya silah kullandım. Bunun üzerine hiçbir tane silah ben tanımam. Sesi mükemmel derecede iyi. Küçük olduğu için aşırı bir sesi var. Mekanizma olarak, çalışma olarak da aynı şekilde garanti veriyorum. Alıp da pişman olmayacağınız tek silah budur. Kesinlikle alın. Küçük, kibar, kimisinin hoşuna gitmeyebilir ancak mekanik olarak gerçekten kusursuz, mükemmel. Hayatım boyunca kullandığım en güzel silah. Size de öneririm. Atış videolarında da görürsünüz zaten. Sesini de duyarsınız. Atışa geçelim. Atışa geçelim. Şimdi ilk önce 14'lü şarjörle birlikte. Peşine 25'lik şarjör deneyeceğiz. Kulaklığımı taktım. Aşırı ses çıkardığı için. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet iyi çalışıyor. Şimdi 25'lik şarjörde seri atış deneyeceğim. 25'lik şarjörümüz. Yalnız dediğim gibi sıkıştırıldığı zaman içinde 26-27 tane alıyor. Şu anda bunun içinde 27 tane var. Bununla birlikte deneyeceğiz. Gayet iyi oturması. Hiçbir sıkıntı yok. Atış pozisyonundan dolayı ben atamadım. Tam oturmadığı için atıştan sonra o yüzden namlu geride kalmadı. Normalde diğer namluda şarjörde sıkıntı yok. Bu şarjörden dolayıdır. Silahta hiçbir sıkıntı olmaz. Çok kullanılan bu eski şarjörüm. Bunu daha fazla kullandım. Bu yüzden böyle. Gayet iyi bir başarılı atış gerçekleşti. Dediğim gibi bunda da nikel olduğu halde hiçbir şekilde kararma yok kenarlarında. Şöyle yakından göstereyim. İçinde var ancak kenarlara sıçrama hiçbir şey yok. Namluda ısınma çok hafif. Küçük olduğu için bu modellerde daha fazla olur. Diğer 918 modelinde öyle bir şey yok. Şu ana kadar kullandığım en güzel, en etkili silah. Bunun da atış videosunu gerçekleştirdik. Kendinize iyi bakın. İyi günler.